Merhabalar arkadaşlar. Hız ve renk yayınları 24x13 ayette kimya denemelerinin kırmızı hız denemeleri ikincisindeyiz arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle. KClO çıkatının bir kısmı 11,2 litrelik sabit hacim kapta gördüğünüz gibi bir analiz reaksiyonuyla parçalanmış, ayrışmış. Tepkim ayrışırken 0 derecede 1,5 mol O2 gazı oluşmaktadır. Buna göre kaptaki gaz basıncı kaç atm olur? Evet arkadaşlar, bir PVNRT sorusu, ideal gaz denklemi. Hemen şöyle yazalım. Basıncı arıyoruz. Hacmimiz, kabın hacmi 11,2 litre. Mol sayısı burada basıncı yapan tek madde gaz. Çünkü katının kapladığı hacmi ihmal edeceğiz, yaptığı basıncı ihmal edeceğiz arkadaşlar. O yüzden direkt gaz üzerinden gidiyoruz. O da 1,5 molmüş zaten vermiş. R yerine bakıyorum, 22,4 bölü 273 yazmak mantıklı. Çünkü sıcaklık Celsius 0 derece 273 Kelvin. Şunlar birbirini götürdü. Şu birken şu 2 oldu. 1,5 çarpı 2'den basıncımız 3 atm çıktı. Cevabımız eşit. İkinci sorumuz gelsin bakalım, ne diyor? Oda şartlarında aşağıdaki kapta XYZ çözeltileri verilmiş. Buna göre hangileri asidik özellik gösterir? X çözeltisi pH'i 10 üzeri -7 ise arkadaşlar, hidrojen iyonları derişim daha doğrusu, 10 üzeri -7 ise pH'i 7'dir. pH'i 7 ise bu bir oda sıcaklığında neyi verir? Nötr çözeltiyi ifade eder. Oda şartlarında biliyorsunuz hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri -7 molar ise nötrdür. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri -7 molardan büyükse asit çözeltisidir. OH iyonları derişimi 10 üzeri -7 molardan büyükse ya da hidrojen iyonları 10 üzeri -7'den küçükse o zaman bir baz çözeltisinden bahsediyoruz. pH 8. pH olarak baktığımız zaman da pH 7 iken nötr, pH küçük 7 iken asit, pH büyük 7 iken baz. O yüzden bu bir arkadaşlar baz çözeltisi. POH, yani sonuçta pH ile pH'ün toplamı 14 arkadaşlar. POH 8 demek, pH 6 demek. Yani pH 7'den küçük olduğu için bu da bir asit çözeltisi. Yani hangileri asitlik özellik göstermez diye soruyor. Birincisi nötr, ikincisi bazik olduğu için birinci ve ikinci çözelti asitlik özellik göstermez. Geliyoruz üçüncü sorumuza. Bir elektrokimyasal pil sistemi. Şekildeki pil sistemiyle ilgili indirgenme potansiyelleri verilmiş. Şöyle bakalım. X artı 1'in indirgenme potansiyeli eksi 2,5, hidrojen indirgenme potansiyeli 0. Yani buradan şunu görüyoruz. Yükseltgenmesi büyük olan, şu an indirgenmesi verilmiş ya, ters çevirince işaret değişecek. Artı zaten sıfır, bir şey değişmiyor. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan X olacak. Yani demek X'in olduğu taraf anot, hidrojenin olduğu taraf katot olacak. Şöyle tepkimemizde yazalım o zaman arkadaşlar. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Anotta x artı 1'e yükseltgenirken katotta 2 tane H artı hidrojen gazına indirgenecek. Şöyle denge tepkimesi, denklemi şuraya 2 yazıyorum. Şuraya da 2 yazıyorum. E sıfır pil, standart pil potansiyeli başlangıçta nedir? 2,5 volt olacak. Pil potansiyeli sürekli sabit ve 2,5 volt olacak ifadesi yanlış arkadaşlar. 2,5 volt başlangıç potansiyeldir. Bu değer giderek azalır ve sıfırlandığı zaman pil biter. Yanlışı bulduk ama diğerlerin doğru olduğunu ispatlamak istiyorum size. Tuz köprüsü anyonlar birinci kaba gider. Anyonlar anota gider. Anot da gördüğünüz gibi birinci kap. Doğru. X elektrot anottur. Söylemiştik zaten. Başlangıçta yükseltgenme potansiyeli daha büyük. İkinci kaptaki pH zamanla artar. İkinci kapta H artı iyonları hidrojen gazına dönüşeceği için asitlik azalacak. Asitlik azaldığı için pH artacak. Hidrojen gazının basıncı artarsa, hidrojen gazı bakın burada arkadaşlar, denge mantığıyla düşünüyoruz. Hidrojen gazının basıncı artarsa sistem basıncı azaltabilmek için girenlere doğru kaydıracak. Girenlere doğru kaydıran etkiler pil potansiyelinin, pil geriminin azalmasına neden olacak. Bu da doğru, cevabımız C şıkkı. Geçiyorum dördüncü sorumuza. Periyodik cetvelle alakalı arkadaşlar. X, Y, Z, T ve M elementleri vermiş periyodik cetvelin bir kesitinde gördüğünüz gibi. Bu hidrojeni temsil ediyor. Burası 3. periyot 2A grubunda arkadaşlar. Kim bu? 3. periyot 2A grubunda magnezyum elementi Mg. 21, 22, 23, 24 burada arkadaşlar. T elementi 24, krom 24 durumu, özel durum. Burada da arkadaşlar 7A grubu 2. periyotta, bu flor. Bu da klor. Yani hangi atomlar olduğunu bilirseniz daha rahat edersiniz. Bu şekilde yorumlamanız da kolay olur.
T demiş, yani geçiş metalinden bahsediyor. Bileşiklerine sadece artı değer kalır. Evet, metaller daima artı değer kalır. Eksi değer kalan metal yoktur. O yüzden bu ifade doğru. Y'nin elektronegatifitesi Z'den büyük. Şimdi arkadaşlar burası özel durum. Elektronegatifite olarak Z büyüktür, Y'dir. Yani fluor klordan büyüktür. Ama elektron ilgisi sorsaydı o zaman Y Z'den büyük. Yani klor flordan büyük olacaktı. Ama elektronegatif de sormuş. O yüzden bu ifade yanlış olacak. Y'nin değil, Z'nin elektronegatifliği Y'den büyük. Hatta Z ile kastettiği fluor atomu olduğu için arkadaşlar periyodik cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan atom olduğunu da hatırlatmış olalım. M'nin atom çapı Y'nin atom çapından büyüktür. Sonuçta aynı periyotta sola, grupta da aşağı doğru ilerledikçe biliyorsunuz atom çapı artış gösterir. Yani sonuçta daha solda olduğu için çapı daha büyüktür M'nin Y'den. MZ2 bileşiği iyonik bağlıdır. M magnezyumu kastediyoruz. Z'de flor, MgF2 metale metal elektron alışverişi sonucunda iyonik bağlı MZ2, yani gerçekten de MgF2 oluşturur. Aynı ortamda kaynama noktaları X'e, yani kastettiği H, kim F ve HCl. HF'nin kaynama sıcaklığı HCl'den büyük mü? Bunlar arkadaşlar kovalent bağlı polar moleküller. Polar moleküller arasında kaynama noktasını belirleyen zayıf etkileşim gücüdür. HF'de moleküller arasında hidrojen bağı var. HCl'de dipol bağı var arkadaşlar. Tamam, hidroklorik asitin molekülerle daha büyük. O yüzden hani burada hocam daha ağır olduğu için etkileşimler daha fazla. O yüzden kaynama noktası daha fazladır yorumu yapılabilir ama bu bir özel durumdur arkadaşlar. HF sonuçta hidrojen bağı var. Hidrojen bağı moleküller arasında zayıf etkileşim arasında en güçlüsü. O yüzden HF'nin kaynama sıcaklığı HCl'den daha büyüktür. Buradaki hangi atomlar olduğunu bilirsek kolaylık olur dememin nedeni de buydu. O yüzden bu da doğru dedik. Beşinci sorumuz şöyle. Diyor ki ısıca yalıtılmış sabit hacimli kapta tepkimesi gerçekten basınç artmaktadır. Arkadaşlar şimdi PVnRT'ye göre yani 2 mol gaz girmiş reaksiyona 2 mol gaz çıkıyor. Sabit hacimli bir kap. Mol sabit. Basınç nasıl artacak? Basınç gördüğünüz gibi tek değişkeniniz var. Sıcaklık artar. Sıcaklık artarsa artacak. Isıca yalıtılmış olduğu için demek ki ne yapıyor? Kap ısınıyor arkadaşlar. Egzotermik bir reaksiyon. O yüzden kap ısındığı için de basınç artıyor. Yani buradan aslında söylemek istedi bize olayın egzotermik olduğunu anlatmaya çalışıyor. O zaman egzotermik bir reaksiyonda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği şöyle kuyruk aşağıdır. Yani girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden daha yüksektir. Potansiyel enerjide ısı kapsamı aynı anlamda kullanabiliriz. O yüzden girenlerin ısı kapsamı ürünlerden daha yüksektir. Düşük değildir. Bu ifade yanlış olmuş arkadaşlar. Tepkime egzotermik dedik zaten. Tepkime ısısı yani entalpi, tepkime ısısı entalpi. HC'nin molar, yani 2 mol oluşuyor arkadaşlar. Molar oluşum entalpisi değil. Tepkime ısısı şu anda nedir? Buradaki enerji değişiminin yarısı molar oluşum entalpisi. Çünkü 2 mol oluşuyor dikkat ediyorsanız. O yüzden molar kelimesini kullanamam. Bu ifade yanlıştır, cevabımız yalnız 2. Altıncı sorumuz şöyle. Şekildeki kaba karbondioksit gazı ilave ediliyormuş. Burada kapta sodyum hidroksit bir baz var arkadaşlar. Kuvvetli bir baz var. Karbondioksit de bir asidik oksit. Yani bir asit baz tepkimesi olacak. Yani nedir? Sodyum hidroksit bazıyla karbondioksit reaksiyona girecek. Sodyum karbonat, sodyum bikarbonat gibi tuzumuz olacak. Yani sonuçta burada demek istediğimiz bazın burada karbondioksit reaksiyona gireceği, karbondioksitin asidik oksit olduğunu, asit özelliği gösterdiğini bilmemiz lazım. Şimdi ben burada tepkime hızını nasıl ölçebilirim? Hanginin artmasıyla ölçebilirim daha doğrusu öyle diyeyim. Şimdi pH ne olacak? Bazın içerisine asit gelirse pH azalacak arkadaşlar. pH azalacak. Biz artmayla ölçmek istiyoruz. Bu olmaz. Sıcaklık asit baz tepkimeleri egzotermik, yani tepkime sonucunda ısı açar. Tüm asit baz tepkime egzotermiktir. O yüzden sıcaklık ne olacak? Belli bir süre sonra artacak reaksiyon gerçekleşti. O yüzden artmasıyla ne yapabilirim? Tepkimi hızını takip edebilirim. Hidrojen artı bir iyon derişimi artar mı? Evet, sonuçta bazın içerisine asit geliyor. O yüzden bazdaki OH iyonları asitteki H artı ile nötralize olacak ve bundan dolayı da OH iyonları derişimi azalacak. Hidrojen iyonları derişimi artmış olacak. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? Hidrojen iyonları derişimi artması ile ölçülebilir.
Cevabımız 2 ve 3, yani değişik. Denememizin 7. sorusu şöyle: amonyum nitrat bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi amonyum nitrat iyonik ve kovalent bağ içerir mi? Evet, amonyum artı 1 ve nitrat eksi 1 arasında iyonik bağ vardır, katyon ve anyon arasında. Amonyumun kendi içinde azotla hidrojen arasında kovalent bağ. Yine azotla oksijen arasında arkadaşlar nedir? Kovalent bağlar. Yani hem amonyumun hem de nitratın kendi içinde kovalent bağlar. Amonyum ve nitrat, katyon ve anyon arasında iyonik bağ vardır. Yapısındaki azot atomları sırasıyla minimum ve maksimum. İşte azotun minimum değeri eksi 3, maksimum değeri artı 5 arkadaşlar. Evet, bakın şurada artı 1 eşitliyorum kök. Hidrojenin yükünü ben yazıyorum. Artı 1, 4 tane artı 1 artı 4. Artı 1 eşit olması için buradaki azot eksi 3 yükseltgenme basamağına sahiptir. Burada da eksi 1'e eşitliyorum. Oksijen eksi 2'sini ben yazıyorum. 3 kere eksi 2 eksi 6. Toplam yükün eksi 1 olması için artı 5 olması lazım. Dediği gibi bir minimum bir de maksimuma ulaşmış. Nötr bir tuz mudur? Bu tuz amonyak zayıf bazıyla nitrik asit kuvvetli asidinin birleşmesiyle meydana geldiği için, zayıf baz kuvvetli asitten olduğu için asidik bir tuzdur arkadaşlar. O yüzden nötr dediği için yanlış demiş. Cevabımız 1 ve 2. 8. sorumuz gelsin. 9,2 gram C2H5OH etil alkolle 10,8 gram H2O sıvısı karıştırılıyor. Buna göre oluşan çözeltiyle ilgili hangileri doğrudur? Etil alkolün molekül ağırlığı 46. Şurada karbon 2, 24, 5, 29, 30. Evet, 46. 9,2 bölü 46'dan 0,2 mol yapıyor. 10,8 gram su 10,8'i 18'e bölüyorum. Buradan kaç geliyor? 0,6 mol geliyor. Donmaya başlama sıcaklığı saf sudan düşük müdür? Evet arkadaşlar, suyun içerisine alkol atın, şeker atın, tuz atın, ne atarsanız atın. Çözünürse kaynama noktası demeyelim. Kaynama noktasını çünkü burada alkol düşürür ama donma noktasını kesinlikle arkadaşlar düşüyor. Yani ne çözerse çözsün, şöyle diyeyim, bak burada güzel bir şeye de değinmiş olayım. Ne çözersek çözüm, çözünüyorsa donma noktası düşer. Ama kaynama noktası her zaman artmaz. Kaynama noktası uçucu olmayan bir madde çözdüğünüz zaman kaynama noktası artar, donma noktası düşer. Ama ister uçucu ekleyin, ister uçucu eklemeyin fark etmez, donma noktasında sıkıntı yok arkadaşlar. Donma noktası her zaman çözünüyorsa düşer. O yüzden düşük olacaktır. Doğru. Hatta uçakların biliyorsunuz kışın gövdelerinin alkolle yıkanması donma noktasının düşmesiyle alakalı bir durumda. Yani işte yolları tuz atılması da zaten böyle, ama alkol olayı olduğu için alkol daha mantıklı. Burada yine uçakların gövdenin yıkanması mantığı buradan düşünebilirsiniz. Etil alkolün mol kesi. Mol kes demek o maddenin mol sesi toplam mol sesine oranı. Şu anda etil alkolün mol kesini sorduğunuza göre etil alkolün mol sesi 0,2, toplam mol sesi 0,2 0,6'dan 0,8 1 bölü 4, yani 0,25 olur. Evet. Suyun da mol kesi mesela 0,75'tir. Çünkü toplamları 1'e eşit olacak. Etil alkol miktarı artarsa donmaya başlama noktası yüksek. Şimdi delta T de KD çarpı molerite çarpı tanecik sayısı. Bu sabit bir sayı. Diyor ki etil alkol miktarı artarsa derişim artacak. Derişim artınca ne yapacak? Donma noktası arkadaşlar. Donma başlama noktası yükselecek mi? Burada matematiksel düşüneceğiz. Yani şöyle düşünün. Atıyorum normalde saf su 0 derece donuyor bir ATM'de. Alkolün donma noktası, alkol suyun donma noktası eksi 5 olsun atıyorum. Siz buraya alkol ekledikçe eksi 6, eksi 7, doygunluk sınırına kadar düşmeye devam edecek. Yani donmaya başlama noktası derişim olarak artar ama sayısı olarak düşer. Ondan dolayı donmaya başlama noktası yükselir ifadesi yanlış. Düşer demesi lazımdı. Cevabımız 1 ve 2. Bir sonraki sorumuz denge ile alakalı olmuş. Kapalı bir kapta tepkimesine göre dengedeki sistemin hacmi azaltılıyormuş arkadaşlar. Hacmi azaltalım. Hacim azalt, derişim artar. Hatta ben bunu şöyle grafik olarak da göstermek istiyorum size. Molarite, işte zaman, yapılan etki ya da X maddesi var, Y maddesi var, Z. Bunlar üçü de ortamda var. Dengedeler şu anda. Şöyle sırasıyla yazmış olalım. Ben bu sistemi arkadaşlar şöyle hemen rengimi değiştireyim. Ben bu sisteme hacmini azalttım. Hacmini azalttım. Tüm derişim arttı. Derişim arttı. Derişim arttı. Derişim arttı. Sonra denge artan bu derişimi azaltmak için molü azaltmak isteyecek. Molü azaltmak için de gazın mol sayısının çok olduğu taraftan gazın mol sayısının az olduğu tarafa doğru kayacak.
Yani şu anda 3 mol burada var. 1 mol buradan çoktan aza doğru kayınca denge ürünlere doğru kaydı. Eksi A kadar azalacak. Eksi 2A kadar azalacak. Artı A kadar artacak. Yani sonuçta Z'nin derişimi artmaya devam edecek. X ve Y'nin derişimi azalacak ama başlangıca göre tüm derişimler artmış olacak. O yüzden hangi maddenin derişimini soruyorsun sorsun artar olması gerekiyor. Şimdiden arkadaşlar iki şıkka düşürdük bile. Toplam basınç şimdi şöyle bakalım. PVNRT'ye göre PVNRT'ye göre işte kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta basıncı soruyoruz arkadaşlar. Şu anda 3 mol gaz azalıyor. 1 mol gaz artıyor. Mol azalışı var. Mol azalınca kapalı bir kap, sabit hacimli bir kap mantığı ama biz burada hacmi azaltıyoruz. Şimdi hacmin azalmasıyla molün azalması dengeli gider mi? Pistonlu bir kap olsaydı hani oradaki denge mantığıyla değil de hani oradaki birbirini dengeliyor mantığıyla düşünebilirsin. Ama burada bir denge mantığı var. Denge mantığında şöyle bir şey var. Yapılan etki tepkiden arkadaşlar büyük. Etkine şu anda kabın hacmini azaltmak. Tepkine basınç artıyor. Sonra arkadaşlar dengenin kayma yönünden dolayı hani moldeki azalma hani basınçtaki azalmayı dengeler mi? Ama etki tepkiden büyük olduğu için arkadaşlar basınç önce bir artıyor. Basınç şöyle düşün basın. Önce bir artıyor sonra mol azalınca basınç azalmaya başlıyor ama etki tepkiden büyük olduğu için artmış oluyor. O yüzden artar. Denge sabiti zaten sadece sıcaklıkla değiştiği için cevabımız değişik. 10. sorumuz gelsin bakalım. Ne diyor? Şekildeki X metreninden yapılmış kapta aşınma olurken Y metreninden yapılmış kapta aşınma olmamaktadır. X metreninden yapılmış kapta aşınma oluyorsa demek ki kabın yapıldığı metal içinde barındırdığı çözeltik metal katyondan aktif. İkinci kapta Y metreninden yapılmış kapta aşınma olmuyorsa demek ki bu sefer arkadaşlar çözeltinin içindeki metalimiz kabın yapıldığı metalden daha aktif. Bu durumları birleştirirseniz X büyüktür, Z büyüktür ya. Şu anda benim yazmış olduğum sıra elektron verme isteği yani metalik aktiflik sırası arkadaşlar. İstemsiz istiyoruz yani kendinden gerçekleşmeyecek. Şimdi bir reaksiyonun kendinden gerçekleşebilmesi için metal reaksiyonu aktif olan maddenin yükselteniyor, pasif olan indirgeniyor olması lazım. Böyle olursa istemli yani kendiliğinden olur. Şimdi bakın şimdi burada kim yükseltiyor? X. Kim indirgeniyor? Y artı 1. X metali Y'den aktif mi aktif? O zaman evet kendiliğinden olacak bu olay. İstemli bu arkadaşlar. Bu olmayacak. İstemsiz arıyoruz biz. Yine burada yükseltgenen madde Z. Y artı 1 de indirgeniyor. Z Y'den aktif mi? Evet Z Y'den aktif. O zaman kendiliğinden olur. İstemli bu da olmaz. Burada Z yükseltgeniyor. X artı 1 indirgeniyor. Z X'den aktif mi? Hayır. Pasif. O zaman bu kendiliğinden olmaz arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3. C şıkkı. 11. sorumuz gelsin. Sorumuz şöyle. Diyor ki 25 derece sıcaklığa HX ve HYS'nin 10 üzeri eksi 2 molar çözeltinin pH ve OH değişimleri şekilde kaplarda verilmiştir. Buna göre bu çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi pH 2 10 üzeri eksi 2 molar aldım ben bunun. %100 iyonlaş demek. Çünkü hidrojen iyonları değişimi ne demek? pH 2 demek 10 üzeri eksi 2 molar hidrojen iyonları değişimi. Yani %100 iyonlaşırsa ancak H artı iyonları derişim 10 üzeri eksi 1. O zaman bu bir kuvvetli asit çözeltisi diyebilirim. OH iyonları 10 üzeri eksi 11 ise hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 molardır arkadaşlar. Şimdi ben buna 10 üzeri eksi 2 molar alıp hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 oluyorsa demek ki tamamı iyonlaşmamış. Bu da onun zayıf asit olduğunun bir göstergesi. Şimdi asitlerin Ka değerleri var. Asidin kuvveti arttıkça Ka değeri büyür. O yüzden mesela Ka olarak baktığımız zaman nedir? HX'in Ka değeri HY'nin Ka değerinden daha büyüktür. PKa demek eksi logaritma Ka demek. O yüzden eksisini aldığım için arkadaşlar Ka'sı daha küçük olan maddenin eksi logaritması daha büyük olacaktır. Matematik olarak bu ifade doğrudur. HX kuvvetli asit olduğunu söyledik. Zaten bunda da bir sıkıntımız yok. X ve Y halojen ise Y'nin periyodu daha küçük. Şimdi halojenlerde HF halojen ise HCl, HBr ve HI olmak üzere grupta yukarıdan aşağı doğru indikçe asitlik kuvveti artıyor. Şimdi burada zayıf bir asitimiz var ki bu asitler içerisinde en kuvvetlisi HI, en zayıfı HF. Yani mesela burada zayıf asit dediğim madde işte HC, mesela bu flor olsa işte bu klor olabilir, brom olabilir falan filan. Yani orada hani diğerleri olabilir ama sonuçta
Y ne olacaktır? Klor atomunu temsil ediyor olsun. X ve Y halojen ise evet tamam. Y'nin periyodu daha mı küçük? Evet sonuçta F periyodik cetvelde daha üst periyotta periyodu daha küçük. HX'in iletkenliği daha fazladır. Burada eşit derişimle aldık ama iyonlaşma yüzdesi, iyon derişimi elektrik iletkenliğini belirler. O yüzden kuvvetli asidin iyon yüzdesi daha fazla olduğu için, iyonlaşma yüzdesi, iyon derişimi daha fazla olduğu için iletkenliği daha fazladır. Doğru. HX çözelsin, su eklenirse çözelsin, iyonlaşma yüzdesi artar ki bu ifade yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü kuvvetli asit zaten %100 iyonlaşıyor zaten. Siz bu kuvvetli asidin üzerine suyu ilave ederseniz daha ne kadar iyonlaşacak arkadaşlar? Zaten %100 iyonlaşan bir madde. O yüzden iyonlaşma yüzdesi değişmiyor. Ama tam tersi HCl'nin üzerine su ekleseydiniz o zaman iyonlaşma yüzdesi artardı. Zayıf asit ve zayıf bazları su ilavesi iyonlaşma yüzdesini arttırır. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazları su ilavesi iyonlaşma yüzdesini değiştirmez, zaten %100 iyonlaşıyor. Geçiyorum 12. sorumuz. Yine bir elektrokimyasal pil. Ama bu sefer standart bir pil değil bakın arkadaşlar. Bunlardan anot tarafımız X'in oldu. Biliyorsunuz bu bir şemadır. Hücre diyagramı. Diyagramda önce anot yazılır. X'in olduğu taraf anot. Y'nin olduğu taraf katot. Hatta şöyle yazalım. X. X artı 2'ye yükseltgenmiş. 1 molarlık. Burası standart. Ama diğer tarafta Y artı 1 iyonları Y'ye indirgenmiş. 0,1. Denklemi denkleştirmemiz lazım. 2 veriliyor, 1 alınıyor. O zaman şuraya 2 ile genişletsem 2 verilir, 2 alınır. Denklem bu. Bu elektrot. Bu da elektrot. Katı yazdık. Tamam. Şimdi diyor ki standart pil polu yani birer mol olsaydı. O zaman neresi kullanalım? E pil. E sıfır pil. Eksi. Nern sabitini 0,06 alacakmış. 0,06 bölü n çarpı logaritma 2c. Standart pil potansiyeli 2,6 alın diyor. Tamam. 0,06 x 2 elektron veriyor. Y artı 1'de 1 alıyor. Dengelemek için ne yapıyor? 2'de buluşturuyoruz. Yani alınan verilen elektron sayısı ortak. 2 çarpı logaritma ürünler bölü girenler ama kastesi var. Karesini almıyor muyuz? 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2. Yukarı 10 üzeri artı 2 diye çıktı. Logaritma onluk tabanı 2 ile çarpacağız. 2'ler birbirini götürdü arkadaşlar. Buradan 2,54 volt çıktı. Yani pilin başlangıç potansiyeli 2,54 olacak. 2,30 değil. Anot tarafının X olduğunu söylemiştik zaten. Birinci kaba su eklersek birinci kapta Y artı bir iyonları derişimi azalır. Y artı bir iyonları derişimi azalan denge bunu arttırmak için girenlere doğru kayar. Girenlere doğru kaydıran etkilerde pil potansiyeli biliyorsunuz azaltır. Bu da doğru olmuş. Cevabımız da o zaman 2 ve 3 yani B şık oldu. Ve denememizin son sorusu diyor ki X ve Y baş grup elementten oluştuğu bir molekülün orbital örtüşmesini göstermiş ki şurada merkez atomunun X'in üzerine bir çift elektron kalmış. Diğerlerini bağ yapımına katmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu sanki NH3 gibi duruyor. Çünkü azotun üzerinde bir çift elektron var. Şöyle bakın geometrisi benziyor. Böyle bir molekül olabilir. Ne bileyim PH3 olabilir yine ama sonuçta merkez atom 5A grubunda olması lazım. Çünkü bir çift elektron bağ yapımına katmamış. NH3 olursa nedir? İşte bir de doğrultu burada. S, P, P, P şeklinde SP3 çiftleşmesi doğru mu? Olur. 6 tane elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Bakın burada bir bağ var, burada bir bağ var, burada da bir bağ. Toplam 3 bağ, 3 bağ 2 elektrondan oluşuyor her bir bağ. O zaman 3 çarpı 2'den 6 elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Bir çifte ortaklaşmamış elektronumuz var. X'in 5A grubu elementi olduğunu söyledik zaten. Çünkü merkez atomun üzerinde bir çift elektron kalmış. Bu da doğru. Cevabımız A şıkkı oluyor. Evet, hız ve renk yayınlarını arkadaşlar kırmızı renk denemelerinin ikincisini de bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın.